Değerli kardeşlerim Miraç yukarı doğru çıkmak, bir yere gitmek, yükselmek manalarına geliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de İsra diye bir sure var. İsra birinci ayette geçen Bismillahirrahmanirrahim Sübhanellevi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami İlel mescidil aksallevi barekna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huves semî'ul basîr Sadakallahu'l-azîm Bu ayette geçen Esra. Esra, kız çocuklarına da isim veriliyor ya Esra. Esra, gece yolculuğu demek. Geceleyin. Yol gitmek, gece yola çıkmak, gece karanlığında gitmek, yolculuk etmek. Esra. İsra diye de ifade ediliyor. Ayette Sübhanellevi Esra diye geçti ya. Demek ki peygamberimizin İsra mucizesi bir İsra var, bir Miraç var. İsra neye denir? Miraç neye denir? Onu kafamızda iyi bir yere koymazsak bu olayı tam anlayamayız. İsra Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeryüzünde bir yerden bir yere gitmesi. Yani minel mescidil harami ilel mescidil aksa neymiş? Mescidi haramdan mescidi aksaya bir gece kulunu yürüten Allah'ın şanı ne yücedir? Kulunu götüren Allah'ın şanı noksansızdır. Amenna ve sattakna. Demek ki Esra Mekke'den Kudüs'e bir gecede diyor Allah. Şimdi Ebu Cehiller diyordu ki eskiden ya bir gecede bir aylık yol gidilir mi hiç? böyle şey mi olur diyordu ve peygamber efendimize Allah o Mescid-i Aksa'nın yapısını gösterdi. Onların sorduğu her şeyi Hazreti Cebrail'in onlar görmüyor. Peygamberimiz Mekke'de Allah Resulüne şimdi şurada ekranı nasıl koyuyorlar arkamızda Kabe'yi görüyoruz, efendim Mekke'yi, Medine'yi görüyoruz. Onun gibi Cebrail aleyhisselam da Hazreti Muhammed Mustafa'ya kardeşlerim gösterdi. Ya şimdi sen bunu elektrik kablosuyla, teknolojiyle yapıyorsun da Allah bunu peygamberlerine yapamaz mı? O gün bunu inkar ettiler. Bir gecede gidilmez dediler. Ya yani, ne? Rüyada olmuştur dediler. Yani uykusunda Hazreti Muhammed rüya görmüştür o rüyada olan bir şeydir dediler. Peki ben size soruyorum, rüyada olan bir şey mucize olur mu hiç? Sen de rüya görüyorum, ben de rüya görüyorum. Ben rüyamda memleketi görüyorum, tokada gittiğimi görüyorum, çocukluğumu görüyorum, ölmüş babamı görüyorum. Değil mi? Herkes bir şeyler görüyor rüyasında. İyi kötü, korktuğumuz şeyler oluyor. Kara bir köpek arkamızdan kovalıyor mesela. Bu Kuyuya düşüyoruz, çatlayacak gibi oluyor böyle yere tam vuracağın zaman yataktan fırlıyor. Yani insan rüyada bunları gördü diye ben bunları yaptım diyebilir mi? Hayır rüyaydı. Rüyadan mucize olmaz. Peki Hazreti Muhammed'in miracı eğer rüya ise mucize olmaz ki o zaman. Kardeşlerim oraya geleceğiz ama asıl miraçla ilgili yarın dolu dolu bütün hocalarımız Allah'ın izniyle sizlere zaten bu konuları güzel güzel anlatacaklar, dua edecekler, Kur'an okuyacaklar, mevlit okuyacaklar, maneviyat dolu bir gece. Buna da karşı çıkanlar var ama boş verin siz onları. Zaten bu sünnet münnet düşmanlığı yaparken milleti dininden soğuttular haberleri yok. Halbuki kardeşlerim ya sen türkü söylüyor mu? Söylüyor. Sen şiir okuyor mu? Okuyorum. Biz edebiyatı çok severiz diyor. E sev. Şiir okuyorsun. E Mevlid de şiir ya. Peygamber için yazılmış çok güzel bir şiir ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı övüyor. Resulullah'ı övüyor. Onu da siz türküde makam yapmışsınız. Hocalarımız da bunları Mevlid makamında okumuş. Arkadaşlarımız ilahi makamında okumuş. Başkaları ezgi makamında okumuş. E boş verin yani içinde günah yoksa, küfür yoksa, İslam'a aykırı bir bilgi yoksa ona bir itirazın varsa onu söyle. Yoksa bunlara körü körüne karşı çıkarak insanlar o beğenmediğiniz mevlitle bu millet bin yıldır bu topraklarda Müslüman kalmıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz